Şeyi al. Azlarım. Ben yandım ama aman aman, açma yaram kan gider, yaralı yan bana değme, baygınım gel gönlüm eyle. Bazılarda matılar giymiş, bunlar da onlar. Yıldırın altında küçük iskele, 18 yaşında gittim askere. Yol ver oy, yol ver oy, başı dumanlı dağlar. Yol ver oy. Vallahi hep orta boydu şu an. Nasıl bir sezona başladınız? Buzlar çözüldü. Yani. Valla buzlar çözüldü. Artık baharın gelmesiyle beraber işte buzlar çözüldü. Göl açıldı tamamen. Kışın buz üzerinde çalışıyorduk. Şimdi ise teknemizle çalışmaya başladık. Ama iyi bereketli başladık. Balıkta biraz artma var. Geçtiğimiz yıllara göre. Şimdilik bir bereketli bir başlangıç yaptık. Ayın Mayıs'ın 15'inde gölün yasağı olacak. O zamana kadar inşallah biraz ekmek paramızı toplarız yani. Günlük ne kadar balık yakalıyorsunuz? Kaç kilo? Günlük ortalama 20-25 kilo avlayabiliyoruz. Bunları ne yapıyorsunuz? Bunlar işte köylerimize, kendi köyümüzde isteyen köylerimize veya ilçeye götürüyoruz. İlçede, pazarda satıyoruz. Genellikle köylerimize satıyoruz. Çok olduğu zaman da ilçeye, pazara götürerek pazarda satışını yapıyoruz. Balık fiyatları hakkında da bilgi verir misin? Şimdi balık fiyatları şu an tuttuğumuz bu kefal, tatlı su kefalı dediğimiz kara balık, kefal balığı. Bunları 50 liradan satıyoruz kilosunu. Gölün orijinal sarı balığı, o zaten az çıkıyor. Bunlara göre bu fazla çıkıyor ama sarı balık az çıkıyor. Onları da 100-125 liradan, 150 liradan satıyoruz.
Nasıl bir iyi bir gelir elde ediyor musunuz? Sizi geçindiriyor mu? Yok vallahi, yani geçindiriyor diyemeyiz. Yani işin açıkçası ancak işte gündelik kendi işte ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde işte para kazanıyoruz. Yani tam kazanıyoruz demeyelim de yani kendi ihtiyaçlarımızı ancak giderebiliyoruz işte. Zorluk var mı? Kirlilik falan? Zorluk var evet. İsterseniz bak ağı gösterin. Ağ çok kirleniyor. İşte malzemelerimizi kullanamıyoruz. İşte gölde aşırı bir kirlenme var. Gölün su seviyesinin düşmesinin sebebiyle gölde aşırı bir kirlenme oluyor. İşte dağlardan gelen kar sularıyla beraber işte çamur, kir, hayvan atıkları falan tamamen göle geliyor. O nedenle işte ağlarımızı kullanamıyoruz. Çok kirleniyor. Balığı etkiliyor mu? Balık balığı da etkiliyor. İşte balık da o yüzden sarı balık dediğimiz balık o temiz suyu sevdiği için işte bu kirli sulara gelmiyor. Biz de avlayamıyoruz. Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi ben aşağı yukarı yani çocukluğumdan beri diyelim yapıyordum. Yani ilkokulu bitirdikten sonra işte aşağı yukarı 40-45 yıldır yani 50 yıla yakındır bu balıkçılıkla uğraşıyorum. Alışkanlık işte kendimize bir alışkanlık yaptık işte balıkçılıkla başladık. Balıkçılıkla da işte devam edip gidiyoruz. Kışın buzu kırarak yapıyorsunuz. Kışın işte buzu kırarak eskimi usulü dediğimiz şekilde işte buzun altından ağları çekip atarak işte oradan balık tutuyoruz. Yazında işte teknemizle ağları atıp çekerek işte teknemizle avcılığımıza devam ediyoruz. Bereketli olsun. Çok sağ olun. Aynı karala. Selamünaleyküm bereketli olsun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Aynı sağ olun. Olsun. Maşallah. Yeni balıklarımızı getirdik. İlk sezonumuza başladık balık sezonumuza. Allah hayırlı birleşsin. Bereketli sizin olsun. Sizin gibi değerli müşterimize de satalım. Evet. Canlı maşallah. Canlı evet. Canlı, canlı getirdik. Hepsine kabalama bir şey söyledik. Öyle alıp gidelim biz. Böyle hepsine 300 lira verin böyle kasayla götürün. Kasayla. Kasada dahil mi? Kasada ama dahil. Pazarlık sünnettir şimdi. Tamam buyurun. Misafirdi. Misafirdir. Misafir. Tamam 50 lira da sizden almayayım 250 Babana lirayı götürün hepsine. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Al mutlu. Size de Atan afiyet. Abi. Afiyet olsun bunu size de. Al. Al onları tamam. Poşete koy. Yok, hepsini koy sen de atanır. Orada 3 tane 4 tane kalıp sana ne yapayım abi? Püf noktası var mı bunu pişiren de abi? Bunu az bir yağda fazla yağını koymadan tavada az yağ ve ya, yağı da iyice yanması lazım. Yağ yanması lazım. Yağdan duman çıkması lazım. Aynen. Ondan sonra dilimleri tavaya yoksa koyacağız. Yoksa böyle az yağla böyle daha iyi. Yok sizden sonra bir şey işte sabah kalkıp bir kara atayım bir tane. Ben bir kara da güzeldi. Yani. Burada yaşayan Çıldırgöl'ün etrafında yaşayan insanlar için bir veli nimettir. Bu işle alakalı Atanur Bey'in bir tek burada özverili çalışmaları var. Buraya her geldiğimde kendisini mutlaka görürüm. Sağ olsun kendisi de taze gölden çektiği balıklardan bize verir. Her zaman yeriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Her derde deva. Yani adam ne demiş? Denizden babam çıksa yerim. Tamam. Bu denizde değil. Tatlı göl balığı. Bu her derde de şeker, tansiyon, kolesterol hepsine iyi gelir. Bende şeker var. Bunu yediğim zaman ilaç kullanmıyorum.